Evet, Bleach 1000 yıllık kan davası 2. sezon 2. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Evet, kaptanların bankaisinin nasıl geri alınacağının yolunu Urahara bulmuş. Bence bölümün en önemli kısımlarından biri buydu ve tam böyle herkes yenilirken kaptanlar bankai olmadan dövüşemediğini anladığımız zaman bu bilgi ortaya çıktı ve bence Kisuke Urahara tam zamanında bağlandı. Ama nasıl acaba? Nasıl geri alacaklar bankailerini? Önemli konu. Bu bölümde kaptanların dövüşünü görmeye başladık. Hitsugaya'nın ve diğer kaptanların dövüşlerini ufak ufak gördük. Bizimkilerin yaptığı planların bir kısmı maalesef başarısız oldu ve dövüşler sonunda başladı diyebiliriz. Evet, Bazubi ile Hitsugaya'nın Matsumoto'nun dövüşü fena değildi. Buzla alev dövüşüydü. Yani çizimler bu arada fena değil. Hiç düşürmüyorlar çizimleri. Olduğu gibi güzel ve net bu arada çizimler. O kısımlardan ben çizimleri çok beğeniyorum. Müzikleri de bayağı beğeniyorum. Eski sezonlardaki müzikleri kullanıyorlar ve eski müzikleri harmanlayarak, değiştirerek önümüze sunuyorlar ve ben bu kısımları bayağı beğeniyorum. Bazı kısımlarda müzikler bayağı iyiydi. Bayağı çarpıcıydı ve iddialıydı diyebilirim ben. Hitsugata ile Matsumoto'nun arasındaki o tatlı dövüşleri, tatlı ufak tartışmaları seviyorum ben. Fena değil. Eskideki Bleach'i izliyormuş gibi hissettiriyor bana. Ve tabi bankai olmadan bizimkiler savaşsa da maalesef yeniliyorlar. Bu abilerimiz halen savaşamadı. Niye bunlar halen savaşıyor bilmiyorum. Bu abimizi kurtarmaya Soifon geldi. Soifon muydu, ismini unuttum kaptan. Soifon, evet. Soifon geldi fakat Soifon da güzel bir saldırı yaparken maalesef o da kaybetmeye başladı. Çünkü onun da bankaisi yok. Bu esnada Kenpachi ne yapıyor çok merak ediyorum. Ichigo zaten power up oluyor. Bölüm sonunda Ichigo'ya ek bir sahne yapmışlardı. Ve Ichigo güçlenmeye devam ediyor. Fakat diğer kaptanlar da ısrarla yeniliyorlar. Ve tabii ki de bölüm burada bitiyor. Artık yavaştan Ichigo'nun gelmesi, Kenpachi'nin devreye girmesi ve kaptanların bankaisini kazanmasının ardından böyle win-win hani kazanma olaylarına girmeleri biraz seriyi heyecanlandıracaktır. Yine de tabii savaş başladı, heyecanlı dövüşler başladı, bölüm akıyor, çok hızlı gidiyor. Takip edemiyorum bölümü. Bir sürü savaş sahnesi, bir sürü kısım var ve benim hoşuma gidiyor bu. Benim şu kısım çok dikkatimi çekti abi. Mesela şu profesör, bir tane kaptan var ya, bu kaptan. Bu kaptanla bu Aizen çakması abimiz karşı karşıya geliyor. Bir dakika, nerede o sahne ya? Bir dakika, o sahneyi bulmam lazım. O sahneyi bulmam lazım. Bulamıyorum. Buldum. Ve ben seninle dövüşmek istemiyorum. Seninle çok zaman harcarım diyor ve çekiliyor. Ve bizim kaptan diyor ki sen diyor beni farklı bir yere çekmeye çalışıyorsun. Çünkü burada güçsüzsün diyor. Ki bence de öyle. Bence de öyle, çok mantıklı. Niye buraya kadar geldiğinde dövüşmüyorsun, dönüyor falan. Çok saçma ve çok komik. Ve bu kaptan da çok güçlü bu arada yani. Bayağı güçlü. Vallahi onun dışında bölümden bahsedeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Benim incelemem bu kadar. Çok kısa oldu oğlum ya. Niye böyle oldu bugün? Niye böyle oldu? Bende mi sıkıntı var? Bölüm mü yoksa bana çok üzerine düşüneceğim bir şey vermedi? Aslında düşünecek, konuşacak bölümle ilgili çok şey var ama herhalde benim mentalitem yetmedi. Töre cinayeti. Quincyler'in Shinigamilere yaptığı hırslar abi. İnanılmaz hırslar. Ya şimdi ben normal Bleach'i izlerken bunu da çok yaşamıştım. Bazı Bleach fanları kaptanları çok seviyorlar ve ayrı ayrı tüm kaptanların dövüşlerine bayağı hayranlar. Ya ben Bleach'i izlerken bunu çok hissedemiyorum. Ya bir sürü kaptan var ve hepsi ayrı ayrı dövüşüyor ve ben gerçekten hani bazı dövüş sahneleri bana çok sıradan geliyor. Ve böyle kaptanların hepsini dövüşünü izlemek bana çok keyif ver. Mesela Kenpachi'yi izlemek evet istiyorum. Evet, Ichigo'yu izlemek istiyorum. Mesela Abarai Renji'yi izlemek isterim. Sonra Senbon Zakuralı abimizi izlemek isterim. Kuchiki'leri izlemek isterim. Byakuya'yı izlemek isterim işte. Dediğim gibi ama Rukia'ya şeyi bile izlemek isterim ama tutup Soifon'un dövüşü tamam, fena değil. Belki sarıyor, güzel ama beni çok tatmin etmiyor ya. Bende mi sıkıntı var acaba? Sizde nasıl bu durumlar? Mesela Hitsuga'ya buz çağırıyor. İşte buzdan saldırılar yapıyor. Ardından bir yandan kılıç kullanıyor falan. İşte alev buz dövüşü falan, bu çarpıtma bana artık çok sıradan geliyor. O yüzden ben bu kısımları pek böyle tatmin olamıyorum. Ve bu bankayı kaybetme olayı zamanda böyle Bleach'in bir filler arkı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bankailer canlanıyor muydu? Öyle bir şey değil mi? Bankailerini kaybediyordu kaptanlar ve bankailer canlanıyordu ve bankailerine karşı dövüşüyorlardı mı? Acaba. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru mu hatırlıyorum? Çok güzel bir filler arktı bu arada. Bayağı iyi bir filler arktı. Ve sanki filler ark değil de normal mangadan bir kesit gibiymiş gibi bir filler arktı. O kadar iyiydi yani harbiden. Bleach'i izleyen herkes o arkın bence iyi olduğunu düşünür. Ve o arktan sonra tekrardan önümüze böyle bir işte bankayı kaybettiler falan. Bence çok iyi değil. Bence daha iyi bir senaryo olabilirdi. Ha bu arada Quincy'ler evet güzel. Quincy'lerin başındaki Yhwach evet güçlü ve iyi bir karakter bence. Bence iyi bir villain. Senaryo iyi ama bu bankayı kaybetme olayı ve böyle tekrardan ben bankayılarımı kazanmaya çalışacağım. İşte Urahara müdahale ediyor falan. Ben çok epik değil. Biraz sıradan geliyor bana. Ama yine de Bleach'i iyi gidiyor. Yani Bleach'i görmek güzel. Yani bölümler de güzel ama dediğim gibi bazı kısımları eleştirmek bence doğru bir karar. Neyse. Çok konuştum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.